tatlısın. Hem çalışkan hem tatlısın. Limon sen yerinde duramazsın. Hayal gücünle dünyayı sallarsın. Her gün bir macera, doyum olmaz onlara. Ya damlatsa da mutlu, on numara on. Nane limon, nane limon. Denizlere dalmayı, gökyüzünde uçmayı, dünyayı tanımayı ve uzaya çıkmayı, öğrenmeyi, eğlenmeyi istiyorsan haydi gel, çünkü dostların özel. Nane limon, nane limon, nane limon. Biz evcil bir hayvan istiyoruz. Anneme soracağım. Evet Nane. Yardım eder misin? Tamam. Hangi hayvan peki? Timsah. Timsah mı? Evet timsah. Geçen belgeselde izledim. Çok tatlıydı. Olmaz Biber. Timsah evcil bir hayvan değil. Hem onu evde yaşatamazsın. Timsahlar tehlikeli hayvanlardır. Anladım Nane. Peki yılan olur mu? Olmaz. Ayı? Olmaz. Aa bakın horoz geldi. Yoksa siz horozdan sıkıldınız mı bakayım? Hiç sıkılır mıyız abla? Horoz bizim her şeyimiz. Ama ona da bir arkadaş olsa fena mı olurdu? Mutro var ya. Aa Turp abi geliyor. Elinde bir şey var galiba. Ben hemen gidip bakayım. Peki kaplan evcil mi Nane? Hayır değil. Kedi olabilir ama. Kedi çok küçük. Ben üzerine binip gezeceğim bir hayvan istiyorum. Bakın Turp abi ne getirmiş? Aa kaplumbağa mı? Evet abla. Turp abi yolda bulmuş. Bir gün bakmamızı istedi. Yarın birlikte götürüp doğal ortamına bırakacağız. He bu arada marul yiyormuş. Sonunda istediğin oldu Limon. Bir günlük de olsa işte sana yeni bir hayvan. Sen de istiyordun. Vaz mı geçtin yoksa? Biliyorsun Limon ben büyük bir hayvan istiyordum. Sağ olsun Turp abi de en küçüğünü getirmiş. Ama Biber baksana ne kadar tatlı. Çok mu tatlı gerçekten? Hem tatlı hem de şirin. Timsahtan da mı şirin? Oo, sen ne sevimli şeysin öyle. Animiş benim küçük tosbağım. Gudu gudu gudu. Ne oldu Biber? Hani büyük bir hayvan istiyordun? Hala istiyorum Limon. İçimdeki timsah sevgisini yok edemiyorum. Aslında bu kaplumbağaların çok büyükleri de var. Karetta karettalar. Akdeniz bölgesinde yumurtluyorlar. Ne yazık ki sayıları da çok az kaldı. Aa, teşekkürler Mutru. Bakın, işte burada. Hey, tam istediğim gibi kocamanlar. Sayıları neden azaldı abla? İnsanların dikkatsizlikleri yüzünden Limon. Neyse ki bir süredir koruma altındalar. O zaman biz de onları korumalıyız. Haklısın Limon, onları korumalıyız. Hey! Biz çevre koruyucularıyız. Ben kontrole çıkıyorum. Biber, ben de seninle geliyorum. Yoktu abla. Yoktu yoktu. Karette karettaları gördünüz mü? Ben görmedim abla. Ben de görmedim. Yumurtlama dönemleri geldi. Her an burada olabilirler.
Ne yapalım peki? Üçümüz de alıp bir de öyle bakalım. Hı-hı. Anlaşıldı. Siz de kimsiniz? Bana zarar vermek mi istiyorsunuz? Hayır, hayır. Yanlış anladın. Kimsiniz peki? Niçin buradasınız? Biz dostuz Karetta. Çevre koruyucuları çocuklarıyız. Hatta senin ve arkadaşlarının güvenliği için buradayız. Eminsiniz değil mi? Hiç şüphen olmasın Karetta. Rahatça yumurtlamanız için güvenliğinizi sağlıyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sahil güvenli ve temiz mi diye bir bakmaya gelmiştim. Gitme Karetta. Hemen temizleriz. Hadi çocuklar. Hadi. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Aslında biz yumurtlamak dışında karaya hiç çıkmayız. Ama neslimiz tükendiği için artık dikkatli olmak zorundayız. Bir tek sen mi varsın Karetta? Hayır, arkadaşlarım denizde. Benden haber bekliyorlar, şimdi gitmeliyim. Hey Karetta, biz de seninle gelebilir miyiz? Ben hep böyle senin gibi kocaman bir hayvanın sırtında gezmek istemiştim de. Tabii ki, hadi atlayın. Arkadaşlarıma yaklaştım. Onlara sahilin temiz ve güvenli olduğunu söylemeliyim. Arkadaşlar, sahil güvende. Gidebiliriz. Aa, ne kadar kalabalıklar. Siz yeniden temizliği ve güvenliği sağlayabilir misiniz? Tabii ki. Hadi çevre koruyucuları, iş başına. Limondan bibere. Beni duyuyor musun? Tamam. Biberden limona. Seni duyuyorum. Tamam. Sahil güvende mi biber? Tamam. Sorun yok limon. Sizi bekliyoruz. Tamam. Sağ olun arkadaşlar. Siz olmasanız belki de başaramazdık. Asıl biz teşekkür ederiz Karetta. Sayende çok eğlendik. Görüşürüz Karetta. Kendine iyi bak Karetta. Güle güle çocuklar, güle güle. Karetta karettalar için hemen bir şeyler yapmalıyız. Haklısın Limon. Merak etme Tospa, akrabalarını kurtaracağız. Arkadaşlar, şimdi sizlere Türkiye'deki soyları tükenmiş ve tükendiğinden şüphe duyulan hayvanları göstereceğiz. Kaplumbağayı doğal ortamına bıraktık. Ayrıca okuldaki arkadaşlarla sayıları azalmakta olan hayvanlar için neler yapabileceğimizi konuştuk. İlk olarak insanlar çok çok iyi bilinçlendirilmeli.
Bunun için etrafımızda yaşayan hayvanları iyice öğrenmeli, onları nasıl koruyabileceğimizi bilmeliyiz. Mesela deniz kaplumbağalarını korumak için denize naylon torba, pet şişe atmamalıyız. Kaplumbağalar bunları yiyecek sanıyor. Siz de yaşadığınız yerde hangi hayvanların olduğunu ve onların korunmasına nasıl yardım edebileceğinizi öğrenin. Görüşürüz.